Arkadaşlar. Açtı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Top gibi maşallah. Arkadaşlar bugün çok soran olmuştu. Bayram kömbesi yapmıyor mu diye. Bayram kömbesi değil de ben pasta şeklinde yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz burada. Antep usulü pastamız. Ablamdan aldım tarifini. Arkadaşlar burada iki çeşit hamur için malzeme var. Bu 4 tane yumurta, şekerli için şeker, onun için 2 yağ, ceviz içine koyacağım. Öbürleri de sıvı yağ, diğerleri de tuzlu için arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle. Aslında tereyağı olsa daha iyi olur da tereyağı da mübarek 100 liradan aşağı değil. Buradan da demeyin niye sana yağ yapıyordu diye. Sana yalanı yapışır demeyin de yani. Aman. Kim bulmuş ki? Biliyoruz arkadaşlar, zararlı ama yapacak bir şey yok. Tereyağı 100 liradan aşağı yok. Zararlı olmayan şey var mı arkadaşlar? Aynen öyle. Ablam dedi ki ne bacım dedi, sana yağla dedi, şekeri dedi. İyice birbirine şurada şey gitti, ceviz şey yaparken. 2 su bardağı şeker arkadaşlar. Sana yağ, 2 su bardağı şeker. Bu şekerle sana yağını iyice eriyene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Kıramaya benzer. Sıvı yağını da dökük. Bir çay bardağı. Ben çay bardağına koymadım. Su bardağına koydum. Öbürün de aynı. Ufak çay bardağımız olmadığı için. Evet. Hepsi büyük büyük. Hususi gittim neneme sabahın köründe aldım. Keşke çok. Ne yapamaz, masrafı da çok. Yemesi kolay. Yemez ya oğlum, bu ayrı bir şey de yani demek istediğim. Zahmet çok. Bu kadar bir şey yani. Bu malzemeden arkadaşlar 2 kilo un gidiyor. Şöyle. Abdullah'a gönderdim. Hususu 2 kiloluk 2 kiloluk al dedim. Ablam öyle dedi çünkü. Ben ablamdan aldım bu sene tarifini. Geçen sene Emine abladan aldıydım tarifini. Bu sene de ablamdan aldım. Ablam da aynısını söyledi. Emine ablanın söylediğinin aynısını söyledi. Sadece onu kız biraz. İçine kimisi Antep fıstığı koyuyor arkadaşlar. Kimisi ceviz koyuyor. Ben ceviz vardı. Ceviz çarptım. Antep fıstığı yoktu. Gel fıstığı olmaz mı yavrum? İyice eridi arkadaşlar. Şeker içinde. Ama baklava bir... içine koyuyorlar ama. Ha? Baklava için yeri fıstığı koyuyorlar. Tereyağını yüze koktum. Tereyağı derken. Ya. Can. Şu. Bilmiyorum. Tam neyse. 4 tane yumurta arkadaşlar. Adam Antep fıstığı için maydanoz koy içine. Tarifte 4 tane yumurta, 2 tane margarin, 3 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane kabartma tozu, 2 tane vanilya, 2 su bardağı şeker, 2 kilo un. Abdullah'a yazdırdım arkadaşlar bunu şeyi. Ablamdan tarifi alırken ablam dedi bir kenara yazın da dedi unutmayın dedi. Bunu ablam diyor ki normalde de diyor ben yapıyorum diyor hani. Fazladan yapıyorum biraz diyor. Normal hani illa bayram için değil. Normalde yapıyorum diyor. Bir misafir geldi mi saklama kabına koyuyorum diyor. Misafir geldi mi diyor. Çayın yanında diyor. İkramda güzel oluyor diyor. Bak bu onu yapan kişi zekalıymış. Niye? Bak buradan bakınca un yazıyor. Tersten bakınca da un yazıyor. Oğlum aferin mantık var yani. Yani o olduğu için o tersten yani o. Yardım edeyim sensin mi? O Marat. Behra Hanım. 2 tane vanilya arkadaşlar. Elin yoksa dişin de mi yok ha? İki tane de kabartma tozu.
önce sabah 5'te pişireceği için arkadaşlar Zehra Hanım şimdiden yaptı yani, öyle söyledi. Sabaha kadar hamur dinlensin dedi. O dedi ki ne, ben dedi 5'te pişireceğim dedi, bacı dedi, akşamdan yap hazırla dedi. Fırın dinlenmiş oluyor. Fırın yani. Dedi soğuyor o şeyde dedi, saatte dedi. Ekmekler bitiyor çünkü. Gene de o saatte geliyor zaten sabah ekmeğini çıkartmak için dönercilere, kebapçılara falan. Çözünde bir şey dedi. Bakkalara. Lambayı yapma Ferdin, belki yaptırmadı. Furkan'gil ne kadar yaptılar? Bilmiyorum ki. Bak geç kaldığına yardım etsene. Yardım etsene. Maraton'dan başlar kendisi yapıyor. Anam ben yaptım, ben yaptım. Gel yapma sen yapsın. İki sonun içine sıcak mı? Ayrı ayrı mı yapayım? Bakacağız oğlum. Teyzem 2 kilo unan bu gidiyor dedi. Bazen yumurtadan yumurtaya fark ediyor mesela. Yumurtaların kimisinin büyük oluyor, kimisinin küçük oluyor. Onun için şimdi su mu koyacaksın şimdi? Yok. O unu alacak mısın ya? Alacak inşallah. Bitti ya, yoksa yok. Almadan kurudu ama başka. Kurumaz o. Süt girmiyor lan içine. Yoğurt da girmiyor. Ellerin bereketi mi giriyor? Hı hı. Kimin eller? Fatıma Hanım'ızın yeri. O taşıyor maçı misafir. Onu yiyecek adam çok herhalde. Olacak. Ama afiyet olsun, sepsen olmaz mı yavrum? Hı? Afiyet olsun, sepsen. Koyu, çok koyu adam mı? Ben sana öyle geliyor. Şimdi yürüsün tam olur. Açık dilberde şey, şey giriyor. Ben kakaolu istiyorum. Sen kakaolu pasta sevmezsin ki ne? Espri yaptım ya. Ben tuzlu olsun da ne olursa olsun ben aramam. Neyse buradan Erkan'ın işte ya bebeği de gelsin de pasta sıcağı sıcağı. Hatta geldi değil mi Can? Bilemeyeceğim. Fatma Sönmez. Bak gelininize bak. Kurabiyeler yapıyor. Bayramda direkt bize bekliyordum. Oy. Bayramda başka ne yapacaksın Can? Baklava. Baklava. Meşhur baklava ne? Arkadaşlar hepiniz gelin kömbeden yiyin. Bugün kimdi? Baklava güzel şey dedim. Vallahi aynı orijinal bir olmuş dedim ben. Valla o günkü misafirlerim, o bizim işte Musa'nın kirvesi gelin geldiğinde damadı dedi, konuşurken çağırdığımızda ben cevizi kırıyordum. Eşimle konuştu dedi, baklava kesin var dedi. Ben büzme yaptım tabii ki. Ama onlar da beğendiler. Gerçekten çok güzel olmuştu. İlk yapmana göre. Yok bu ikinci yapışım da hani hazır şükranen yaptım ama hazır şükranen olmasına da pişmesi falan şey falan güzeldi yani. Hülya abla bayramda seni bekliyoruz. Şekip abiyle. Hülya abla oğlum kaç günden beri gözükmüyor. Rahatsız mı? Hasta mı? Hiç ben de arayamıyorum. Kontürüm dakikam yok. Hülya Baloğlu. Günümün dolmasını bekliyorum. Ballıoğlu. Birazdan ararım onu. Ballıoğlu işte. Kardeşim. İnşallah rahatsız etsin.
Peygamberle yorumlarda göremiyorum sizi. Ya sabah giriyorsa ben görmüyorum. Benim haberim yok yani. Ben bu yorumlara bakamıyorum. İnan ki Ramazan girdi giri hep telaşlı böyle. Bir de zaten insan sarhoş gibi oluyor inanın ki arkadaşlar. Yani... Ya yok öyle yani. Yemek yedim, ne yaptım, teravihdi, Kur'an'dı işte. İnan ki geçeden... Ben bir haftadan beri dakikam yok. Arayamıyorum kimseyi de. Yani mesela şeyde... annemi de aradığım zaman Söhür'de. Ya Mustafa'nınkinden arıyorum Söhür'e kaldırmak için. Ya eşiminkinden arıyorum. Hangisi denk gelirse ondan arıyorum. Gün, şey, dakikam bitti. Günümün dolmasını bekliyorum. Gündüzümüz gece oldu. Gecemiz gündüz oldu. Aynen öyle. Yani hani nereden baksan saat 11'de 12'de kalkıyor gündüz. Çünkü Söhür'e kadar oturduğumuz için. 6.30-7.30'a kadar hayattayız arkadaşlar. Ya bu reklam için değil de. Mecbur işte cüzdü. İşte anlayın işte yani. Namazdı. Hatim. İftar, sahurdu. Hatim diyorum. He. Kaçın sayfadasın mı? Kaç sayfa kaldı? 29.5. Bugün bitirir inşallah ya. Yarın da Kadir Gecesi. Allah'ın izniyle. Şimdiden Kadir Gecesi'de mübarek olsun. Mevlam tüm hastalarımıza ayrı şifara versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rümeysa. Makamları cennet olsun. Bir tane kap getir de kızım şu yoğurdumu koyayım da buzluğunun hamurunu da yoğurayım. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa hayırlısıyla gidersin. Kalbinize göre, gönlünüze göre hakkınızda hayırlı olan nasip etsin. Kalbi güzel insanlar. Bizler sizler Allah için seviyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ümmetin ve sizden üzerine olsun. Hayırlı sahurlar mı diyeyim? Hayırlı Ramazanlar. Hepinizden Allah razı olsun. Hamurunu yoğurdum arkadaşlar. 2 kilo undan, bu emin misin 2 kilo mu? 2 kilo undan 2 su bardağı kadar arttı. Ve yumurtadan herhalde kaynaklanıyor. Fino ne desin? Şalvarı güzel. Şalvarı güzel kızım. Maşallah var ya manken gibisin ha. Nazardayım bak tut 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 tut. Tipe bak. Tipe bak tipine tip güldü. Ama cilve yapıyor babasına. Tabii ki de. Öpeceğim seni baba, öpeceğim. Mesela yarın Kadir Gecesi ya. Bir şey dağıtılır mı? Evet lokum dağılır yiyeceksin mi? Sen mi dağıtıyorsun millet mi yani onu anlamadım ben. Mesela ben dağıtayım dağıtılır mı? Niye dağıtma oğlum her gün dağıt sen. Hamuruna bakın arkadaşlar. Allah yemeğinde yat. Bakın. Tavanat yapışır mı yavrum? Çiğ köfte değil abi. Bu çiğ köfte değil çocuğun dediği gibi. Arkadaşlar bir gün usulü Zehra Hanım'a çiğ köfte yaptıracağım. Bu kim için kötü istemiş yavrum? Valla benim de canım istiyor da. Böbrek çiziyor da mı istemiş tane? Bu ya Zeki yenge çağırıcıydı da yapıcıydı da. Yok oğlum. Tavana fırlatıcıydı. Anan yapacak. Oh. Bunun hamuru sen buradan. Diğerine de ben yürüyeyim anne. Yok. Sen dinle ha? Diğerine de ben yürüyeyim. Yok oğlum. Yoruldum yavrum. Şimdi arkadaşlar bunu da mecbur öbürü oda sıcaklığında beklediği daha şey yağı. Bunu da mecbur eritmek zorunda kaldım. O da iki tane sana ya. Bu da iki tane sana ya. Ocak söndüren. Bir çay bardağı sıvı yağ. Dört yumurta. İki tane dört. Yumurta arkadaşlar. Dört yumurta normalde. İki tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Ölçü aynı o zaman yavrum. Tuz. Ölçü aynı o zaman. Kaç kaşık aynı tuz? Zaten. Bir şeker bunda şeker yok. Sen kaç kaşık tuz? Bir yemek kaşığı tuz. Öder mi? Biraz çörek otu arkadaşlar kafanıza göre. Oo, yemeğin de yat. A, B, vitamin. C, A, B, C, D, E, F, N, G, Y, G. Atom gibi mübarek. Ölüm hariç her derde de var. Allah Resulü'ne buyurmuş. Çörek otu. Ama ne ekmezsen arkadaşlar yiyince biraz acı oluyor yani. Ben akşamdan ısladım arkadaşlar. Bir arkadaşımız diyeyim, yazmıştı bana. Ben dedim ki hani böyle üstünde uyuşukluk falan var diye. O da yazmış demiş ki ne çörek otunu işte biraz bir tatlı kaşığı bir bardak suya ıslat. Kiviye sabah kalkınca o şeyi iç.
suyu iç, çörek otlarını da ye diye şey yapmıştı, yazmıştı. Ben de yaptım da maşallah o çörek otunu yutana kadar. Anam var abi. Heh, aynen öyle oldu. Anne, rengi kiviye benzedi. Neye benzemiş? Kivi. İki tane, yine aynı ölçüde arkadaşlar. İki tane kabartma tozu, iki tane şekerli vanilya. Kivi de içeyim yuka. Kivi kivi. Ama ne gira var o kivini, ben sevmiyorum onu. Ne içeyim dedi, anlamadım. Kivi kivi. Hı. Acı oğlum acı, kivi yine de yok. Bu ya içinde şey varmış. Ya ne? Ha. İki su bardağı. Yeter mi? Hı? Yeter mi? Bakacağım ha. Elim koptu baya. 20 dakika olmuş. Tamam oğlum, bu ayrı, onu bir ayrı değil mi canım? Ya tamam, yok şey yapma oğlum. Tamam ha, bunu hamurunu yiyorum. Cevize falan koyacak mı? Onları ayrı çeker, onu şey dur şimdi. Kız. Madem Çin'le savaşıp bir oluruz. Benimkinin şekli böyle. Şimdi hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar. Aslında bunu yumak yapmak lazım. Şöyle yuvarlıyoruz elimizde. Aynı içli köfte açar gibi arkadaşlar. Şöyle yakından getir, göster oğlum. Böyle arkadaşlar açıyoruz. Cevizin içine arkadaşlar, cevizi öğüttüm. İçine biraz pudra şeker attım. İki yemek kaşığı pudra şekeri koydum. Bir tatlı kaşığı da tarçın koydum arkadaşlar. Şöyle aynı içli köfte kapadığı gibi de kapatıyoruz. Susama batırıp bu şekilde. Aynen dolma mı yapıyorsun? Şey, dolma köfte mi yapıyorsun? Böyle. İşte köfte gibi arkadaşlar. Kimi kerebiç diyor, kimi hele bilmem ne diyor. Benimkinin şekli şey, kalıbım farklı olduğu için arkadaşlar şeklim böyle çıkıyor. Bunun bir de plastik olanları var. Şunlar. Künceye niye batırmadın? He? Künceye niye batırmadın? Künceye batırmadın mı? Batırırız. Şu plastik arkadaşlar, bundan da şeye, tuzluya şekil vereceğiz.
yapayım. Saat 5'te pişirecek bunu. 5'te çünkü Mustafa Gül şey yapıyor bana, ona kalsa saat 1'de hamurunu yoğur yap diyordu da anca yapayım yapayım diyene kadar zaten vakit geçer. Dinlensin hemi. Saat 5'te de pişirir. Zaten Mustafa Gül fırını kapatıyorlar. Mehmet abi eve gidiyor, arkasından Hayri abi geliyor açıyor. Onlar sahurda gelmiyor çünkü. Mustafa ile Mehmet abi sahurda gidiyor. Tripota koysam mı olur? Kaç dakika oldu oğlum? 3. 3 mü? Arkadaşlar ben bunu böyle tamamlayayım. Hamuru zaten nasıl yoğurduğumu gösterdim. Şekiller böyle yapıp yapıp içli köfte gibi açıp içine cevizi koyup böyle künceye batırıp kalıba bastırıp ters çeviriyorsunuz. Böyle hazır oluyor. Ben şekerli yapayım arkadaşlar. Tuzlu da tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ay aman 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 aman. Bak böyle yaptı. Bu şekerli. Tamam mı? O şekerli. Bu tuzlu. Kalbimden yap bir tane. Aman 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 aman. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. İnceliği bu şekilde hilal olacak. Bu. Çünkü şey olduğu için. Kabariden mi? Aha, kabaracağı için. Şuradan bir tane daha ayda da yapalım. Allah korkum geldi. Geçen sene biz bunu var ya aradık bu kalıbı bin türlü bir yerde bulamadık. Çocuğun Abdullah'ın dolaşmadığı yer kalmadı zavallına. Kim aldı bunu, ben mi aldım? İhsan oradan mı aldık? Oradan aldım. He, en son gittim oradan aldım işte. Orada bulduydum, gördüydüm yani daha doğrusu aldım. İşte kurnazı seni. Öyle yenir mi hamur aslında? Dene istersen. Midemde şişmeyeceğimi bilsem. Eziyetli ya. Çok zevkli. Oyuncak oynuyor. Oyuncak gibi değil mi be? Oh! Ay. Bacağım. Kırdın ortalığa. Döktün ortalığa. Bunların üstüne arkadaşlar yumurta sarısı süreceğiz. Tepsiyi de iyice yıkadım ama. O eski şeyler, hamurla erkenler. Eski yine de şeyinden kalmış yani. Bu fırının arkadaşlar şeyi. Tepsi. Yanaştı biraz ama yıldızdan mı? Evet arkadaşlar. Bu kelebek mi? İki tane kelebek var. İki tane o zaman mı? Yok sen mi çıkardın öyle? Rastgele yaptım. Kalpten bir tane var. 3 tane ayda var. Elinizden de açabilirsiniz arkadaşlar. Ben oklayla şöyle düzleme yapıyorum. Yumuk yapıp böyle. Hayırdır esniyesin geldi. Ya. Vallahi sormayan nazar mı? Okudum halde. Şu
Şu ay çıkar abi en sonunda. Şurada mı? He. Yok yapalım. Bu şişecek mi şimdi? Kabarıyor he. Öbürü? O da aynı. Aslında o kadar büyük aslında ufak olsa. Ney? Hı? Şuna mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ney altı? Bir dakika 6. 7. 8. Kaç tane çıktı saydın mı? Saymadım. Sayma bereketi kaçar. Saymadım, saymadım. Benim matematik kıt biliyorsun. Ben de kafam kıt ya. Öyle de yapabilirsin ha. Vallahi bana oldu. Ne oluyor? Hayırdır ya? Uykum geldi lan. O ses acayip çıkıyor ha videoda. Bir şey olmadı arkadaşlar. Vallahi esneme geldi. Ağzımı yumdum. Yumduğum halde yine de şey oldu. Böyle çok büyük oran başka. Ya öyle yaptım ben işte. Şey yapsan ince uzun yaparım. Kalem gibi yani. Aslında şey yapacağım. Bak Allah. Allahümme salli ala seyyidi Muhammedin ve ala seyyidi Muhammed. Şey kalıbı var ya, mantık kalıbı. Ufak ufak. Olabilir aslında. Yani. O çok küçük olur, minik minik. O büyüğü de var değil mi? Aa, yaptın mı? Şey, kurabiye gibi ağzına hemen atacağım. Tamam, leblebiyim işte. Abim güle diyeyim de siz de yaparken ne videosunu çekin diyeyim. Zaten ablam yapacakmış onlarınkini. Abla çeksin. Onlar beraber yaparlar işte. Yaparlarken abim de çeksin onları. Dik çekmedi. Dedim abi dedim. Geçen sene çektiydi. Emre da diyor ki abim diyor beni sinir etti diyor. Ben dedim niye dedim. İşte niye? Şey yok Emin abla. Ha bir de soruyorlar arkadaşlar niye yengene Emin abla diyorsun diyor. Emin abla abimin ikinci evliliği bir. Bir de Emin ablayı ben daha önceden de tanıyordum. Yani önceki kocasından da tanıyordum. Hep Emin abla, Emin İlk abla. İlk sevdiği diye geldi. Abimin ilk sevdiği kadın. Onun için ben hiç öbürlerine yenge dedim de buna Emin abla ağzım alışkanlığından Emine yenge diyemiyorum. Bir değişime geliyor. Ablamla aynı yaşta olduğu halde ablam Emine diyor mesela. Ben Emine abla diyorum. Bir sakınca yok bunda yani. Ya bizim mesela gelin mesela. Nurten. Yani benden büyük ama ben Nurten. Gene söyle dedi yani. Bana engellemeyin. İsmimle hitap edin dedi. Öyle dedi. Yani bir öyle şey yapar. Yani kötü bir amacımız şeyimiz yok. O da şöyle açık yani bayağı kötü yavrum. Öyle koysan dur ha. Biraz meşakkatli ama arkadaşlar güzel oluyor yani. Üç yumak mı kaldı arkadaşlar? Üç yumak bu tepsiyi doldurur zaten üç yumakta. Anca şey olur. Şeyse de yapabilirim ya, yuvarlak da yapabilirim. Şey, simit gibi aynı ha. He, şey, şöyle ha, simit halka. Ha, simit de yapabilirim. Ondan sonra... Dur bir bak bakayım halka gibi nasıl. Yani birbirine kıvırmalı yok mu hani, öyle de yapabilirim. Yumurta, şey... Şu sadece... biraz kaba oluştu ama bir atsın aslında. Kalsın o da içinde bereketi olur. Şeyi arkadaşlar... ne onun adı? Neyli yap dedin sen? Akıl aklı.
Tatlı gibi yani. Bir de böyle kıvırttırıyor ya birbirine. Poğaça gibi yapıyorsun ya. Biraz daha bir şey yapabilirsin yani. İnce ince olup da yani. Hamuru sade yağdan olduğundan dolayı içinde hiçbir şey yok. Mesela su olsun, yoğurt olsun, süt olsun. Onlardan olmadığı için hamur çabuk yırtılıyor. Öyle de aslında öyle daha basit ha. Kalıba göre. Biraz kalıplı yaptık işte. Biraz onu öyle yaparak, biraz onu Yani böyle tez biter bir yaparak. yani zamandan ziyade. Şey yap. Mesela bir kıvırım yok mu? Hani şey gibi. Neydi ona? Şöyle örgülü Örgülü gibi. gibi. Saç örgüsü mü derler? Aç biraz daha, aç bir şey, şey. Yırtılıyor, çabuk yırtılıyor. Düz yapabilirsin yavrum. Böyle. Yani normal kısa. İşte hamurunda sadece yağ olduğundan 15 dolayı. dakika. Hı? 15 dakika. Tamam arkadaşlar, ben bunu da tamamlayayım. Sonrasında görüşelim canlarım. Arkadaşlar benim pastalarım pişti. Mustafa sabah 5'te götürdü, pişittirdi, getirdi. Fenerini yaktım ama fenersiz daha mı güzel? Şöyle göstereyim. Bakın altı falan çok güzel kızarmış. Üstü de yine aynı. Bakın. Bir de şurada pölük vardı. Onu pöleyim bari. Hepsini pölmeyeyim. Bakın. İçi falan çok güzel pişmiş. Bir tane de şundan göstereyim. Bunu da pöldürdüm ben. İçi nasıl diye. Bakın. Bunun böyle kıyır kıyır olması için arkadaşlar baya bir soğuması bekliyor. Yani gerekiyor. Soğuyacak. Ondan sonra kıyır kıyır oluyor. Bakın gerçekten kıtır kıtır olmuş. Çok güzel. İçini çekti. Çok güzel de pişti. Valla pastalarım çok güzel oldu. İlk önce bakın şunu da altı yapışmıştı. Ona şey olmuş. İlk önce şunlar geldiğinde bayağı bir yumuşaktı. Acaba sıcaklığından diye şey yaptım. Sonra ablamı aradım. Abla dedim benim işte şey cevizli kurabiyem dedim biraz yumuşak. Bacım dedi biraz bekle dedi. Bekle o dedi soğudukça dedi sertleşecek dedi. Aynen dediği gibi de oldu. Soğuyunca sertleşti arkadaşlar. Şöyle feneri açayım. Daha bir güzel daha rahat görün arkadaşlar. Benim bayram kömbem bu şekilde arkadaşlar. Ben Antep usulü yapıyorum. Böyle olunca kurabiye gibi hemen hemen yeniyor, devamlı yeniyor yani. Bayram kömbesi biraz daha yumuşak oluyor, şey oluyor. Onun için onu fazla sevmiyor bizim çocuklar. Mesela bu tuzlu kurabiyeyi de hem Rümeysa çok seviyor hem eşim çok seviyor. Onun için ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Devamlı yenilebilsin diye. Bayram sonu inşallah dışarıda semaverimizi yakarız. Bir tane de tatlı yapmayı düşünüyorum. Onu da ancak yarın bayram deyince yaparım yani. Bayrama bir gün galasiye yaparım bayatlamasın diye. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.